kendini beğenmiş abidle pişmanlık getiren günahkar. Şöyle bir hikaye anlatırlar. Hazreti İsa zamanında ömrünü her çeşit günah ve azgınlıklarla geçirmiş ve hiçbir gününü hayra sarf etmemiş bir adam vardı. O kadar katı kalpli ve cesur bir günahkardı ki şeytan bile ondan utanırdı. Her türlü iyilikten nasipsiz kalmış, hayatında hiçbir gönül yapmamıştı. Akılsız başı gururla doluydu, yediği içtiği haramdı. İffetsiz, günahtan yüzü kapkara olmuştu. Hasılı baştan ayağa günah abidesi gibiydi. Ne basiret ehli gibi doğru yolu gören bir ayağı, ne de doğru sözleri kabul eden bir kulağı vardı. Herkes ondan, kötü yılandan kaçar gibi kaçar, kimse semtine uğramazdı. İnsanlar onu yeni ay görmüş gibi birbirlerine uzaktan gösterirlerdi. Heva ve heves ateşi onun ömür harmanını yaktığı için bir arpa kadar iyiliği bilinmezdi. Adam tepeden tırnağa o kadar kirlenmiş ki amel defterinde günahlarını yazacak yer kalmamıştı. Sürekli günahkar, gece gündüz sarhoş, bildiğinden şaşmaz bir şehvetperestti. Hazreti İsa aleyhisselam bir gün çölden dönerken bir köşeye çekilerek çardağında ibadetle meşgul olan bir abidin yanına uğradı. Bu aziz kendisine konuk gelen peygamberi görünce odasından koşarak geldi ve onu kapıda karşıladı, başını yere koyarak Hazreti İsa'nın ayaklarına kapandı. Bu olayı uzaktan seyreden günahkar adam, pervane gibi uzaktan nura aşık oldu ve hayran kaldı. Bir fakirin zenginin eline baktığı gibi utanarak hasretle baktı ve yüreği sızladı. Halini düşündü, üzüldü, yana yakıla ah etti. Gaflet içerisinde geçen günlerine acıdı, özünden tövbekâr oldu. Beyninde şimşekler çaktı, gözlerinden yağmur gibi ızdırap yaşları aktı. Kendi kendine şöyle söyleniyordu. Yazık, ömrüm boşa geçti. Allah rızasına uygun bir adım atamadım. İyilik namına hiçbir şey yapmadım. Eli boş olarak gidiyorum. Kimse benim gibi yolunu şaşırmasın. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Çocukken ölüp de benim durumuma düşmeyenler bahtiyardır. Benim gibi ihtiyarlayanlarsa bedbahttır. Ey yüce Rabbim, beni günahlardan arındır. Eğer bağışlamazsan bu günahlar çok kötü yoldaş ve arkadaş olur. Günahkar ihtiyar bir tarafta, ey Allah'ım halime acı diyerek ağlayıp sızlıyordu. Ümitsizlik ve pişmanlık bataklığına dalmış, utandığından boynu bükük kalmıştı. Utancından başını önüne eğmiş, yüzüne hasret damlaları dökülüyordu. Diğer tarafta ise gururlu abid, o günahkar adama uzaktan uzağa kaşlarını çatmış, yüzünü ekşitmiş bakıyor ve gönlünden şöyle diyordu. Bu fasık adam bizim aramızda olmaya, bizimle sohbet etmeye layık değil. Boğazına kadar günaha batmış, hayvan gibi yemiş ve yatmış. Onun ne hayrı var ki benimle ya da İsa aleyhisselamla arkadaşlık etsin? Onun sevimsiz çehresi ve kötü görünüşü insanları sürekli huzursuz etmektedir. Dünyadan yıkılsa gitse de bize şerri dokunmasa, ateşi üstüme sıçramasa. Ey Allah'ım, dünyada üzüldüğüm yeter, bana ahirette onun yüzünü gösterme. Abid bunları aklından geçirirken Cenab-ı Hak'tan Cebrail aleyhisselam Hazreti İsa'ya şöyle bir haber getirdi. Biri alim, diğeri cahil de olsa her ikisinin de duasını kabul ettim. İstekleri yerine gelecektir. Günahkar benim huzurumda yana yana inledi. Ya Rab, suçlarımı bağışla dedi. Kim ki bana acz ile yüz sürer, boyun bükerse, onun tüm günahlarını bağışlar, lütfumla onu cennete koyarım. Abid cennette bununla birlikte olmaktan utanıyorsa ona haber ver. Kıyamet günü ondan çekinmesin. Çünkü o cennette, kendisi cehennemde olacaktır. Dünyada görüp üzüldüğü yeter. Bir de diğer dünyada rahatsız olmasın. Günahkarın pişmanlıktan yüreği yanarken, abidin başı gururla dikiliyor. O abid Allah Teala katında alçak gönüllülüğün, çaresizliğin, benlik ve kendini beğenmişlikten çok daha üstün olduğunu bilmiyor mu? Kimin ki üstü başı temiz, ahlakı pistir, onun cehennemin kapısını açmak için anahtara ihtiyacı yoktur ve orada arkadaşı iblistir. Hakkın katında acz ve yoksulluk elbette ibadetten daha makbuldür. Eğer yiğitsen yiğitliğinden söz etme.
yiğit olan acizini kabul edendir. İyiyim diyorsan aslında kötüsün. Çünkü bu konuda işe yarayan alçak gönüllülüktür. Allah yolunda gurura yer yoktur. İçinde öz var zannedenler çoktur. Fakat onların içi soğan gibi tümüyle kabuktan ibarettir. Kendini beğenmişlerden ibadet beklenmez. Cenab-ı Hakk'a hakkıyla ibadet edenler ben abidim demez. O gururlu abidin bütün gayreti boşunadır. Allah Teala'ya karşı iyi görünüp halka kötü olan akılsızlar yaptıkları ibadetlerin meyvesini yiyememişlerdir. Bir kişi ister itaatkar ister günahkar olsun, kârı da zararı da kendi hesabına geçecektir. Zühd ve takvadan sakın el çekme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan kesinlikle dışarı çıkma. Haddini aşan her şey kötülenmiş, eleştirilmiş, itidal yoluysa zaten herkes tarafından bilinmektedir. Her bilge yani akil kişiden bir armağan kalmıştır. Sadi'den de şu söz yadigar kalsın. Allah'tan sakınan ve suçunu bilen günahkar, gösteriş yapan riyakar abitten çok daha iyidir.